Selam gençler Yeni bulduğumda bossları farmlamaya başladım. Bu build benim şok ve totem. Bu build hakkında rehber videosu, kraftman videoları gelecek. Fakat önce bu biraz test etmem lazım. Bu biraz denemem lazım. Bu denemede, de Shaper Guardian'ları ve Shaper davetiyle başladım. Yavaş yavaş da bütün bossları kesmeye devam edeceğim. Bunları canlı izlemek istiyorsanız Twitch yayınlarına gelebilirsiniz. Hepsini ben orada tek tek kesiyorum. Buraya da sonuçlarını atacağım YouTube'a. Direkt sonuçları görmek istiyorsanız bu videoları izleyebilirsiniz. Bu elin şimdiki POB'si aşağıda var. O POB'ye bakabilirsiniz. En azından fikir sahibi olmak için nasıl bir olduğunu görmek için o POB'yi de inceleyebilirsiniz. Burada ben Shaper Guardian'larından Shaper gardiyanları bana biraz daha kolay gelmişti görünüşü. Ki oynarken de kolay oldu yani. Sadece boss'a gitmesi biraz sıkıntı oluyor. Benim karakterim kırılgan bir karakter. Ve en ufak şeyi de ölüyor yani. Orada da map kesmeniz gerekiyor. Map'te canavarlar oluyor. O canavardan ilerlemesi biraz zor oluyor. Ölebiliyorum bazen ama... Custom portalı portal onu bayağı bir hallettim. Boss'a geldim de ise boss'a direkt tek atıp geçiyorum. Boss'lar o kadar sıkıntı olmuyor. Burada ben 25 set yaptım toplamda. 25 setin bana maliyeti 10 divine oldu. Yani 25 seti toplam 10 divine'a aldım gibi düşünebilirsiniz. Birazı bende vardı birazını satın aldım. Ama şu an satanlar genelde 25 seti 10 divine'a satıyor. Peki biz bu işten kar mı ettik zarar mı ettik? Burada ben 14 tane Waven topladım. Bu 14 tane Maven'ı satarsanız 10 e da geliyor. Yani sadece bu Maven'lar bile Guardian Map'lerinin parasını karşılıyor. Fakat bir de şöyle bir sıkıntı var. Bu davetleri de satın almanız gerekiyor. Davetler çok düşmüyor. Ya da en azından benim şansıma çok düşmedi. Ben çoğu zaman Guardian davet olan format'ı satın almak zorunda kaldım. Onun da tanesi 40 kalsa 50 kalsa değişiyordu. Yani bir 2-3 Divine'da onu eklememiz lazım. Burada onu fiyatını da eklemek lazım. Burada bana Evacon gemleri düştü ama bu Evacon gemleri çok kötü. Burada Edit Cold Damage geldi. 2 tane İki tane vicious projectile geldi. Edit fire, edit minion damage geldi. Bir tane de edit lightning var. Yani bunların hepsi çok kötü. Levelle sen bile çok para etmeyeceğimler. 5 Beş tane de orb of conflict geldi. Orb of conflict de tanesi 40-50 k arasında gidiyor. Yani davetlerin parası en azından biraz bu çıkarmış olur. Bunların yanında ekstra olarak da 30 kadar da shaper seti geldi. Burada 35 tane düşen var. 25 tane düşen var. Bu davetlerde hepsinin fragmentını artmıyor normal kestinizi atıyor ama davetlerde rastgele fragment atıyor. Burada toplam 30 set gibi düşünebilirsiniz. Burayı birbirlerine dönüştürdüğünüzde veya toplu satacaksanız 30 Shaper seti de yaklaşık 10 Divine'a e falan gidiyor. 3 setini bir Divine'a e veya 5 setini 2 Divine e şeklinde falan satıyorlar. Bunu da böyle 10 Divine kazanmış gibi düşünebilirsiniz. Yani toplamda her türlü kardayız. Maven setleri olsun orb of conflict'ler ve bu Shaper setleri bizi her türlü kâra sokuyor. Bu davetler geldi böyledir zaten. Davetlerden zarar yapmazsınız. Maven'ları düşürdüğünüz sürece, Shaper'ın fragmanlarını düşürdüğünüz sürece her türlü kâr yaparsınız. Bir de ekstradan ev yakınca mı gelseydi güzel olurdu ama o gelmedi. Bundan sonra ben Elder Guardian'larını farmlayacağım. Sonra da Sirius Guardian'larını farmlayacağım. Ondan sonra da Belki Breach ve Synthesist gardiyanlarını da farmlayıp artık ana bosslara geçmeye başlayacağım. Bu buildi biraz test ettim, Über Shaper'ı kestim, Über Yetirnek Zark'ı falan kestim. Über'leri de kesebilecek seviyede bir build, şu an bu oynadığım bu build. Atlas Ağacı'nda çok fazla yapılabilecek bir şey yok bu farmları yaparken. Çünkü puanların çoğunu kaldırmışlar oyundan. Benim burada yaptığım taktikse, ben Essence puanlarına verdim. Yolda geçerken biraz da Essence toplayayım diye. Shrine puanlarına verdim, yolda geçmem biraz daha kolaylaşsın diye. Bütün mekanikleri kapattım, Maplerde hiç mekanik çıkmıyordu ve burada kuantite arttıran puanlara verdim. Maven Savaşı'nda. Burada ekstra bir tane daha puan var. Bu küçük puanların etkisini %100 arttırıyor. Bunlar %3'den %6 kuantiteye çıkıyor. Bu davetleri yapacağımda da buradan bir puan alıp buraya veriyordum. O davetlerdeki kuantite biraz daha fazla olsun diye. Yaptığım davetlerin hepsi 100 kuant üstüydü bu arada. 100 ile 130 kuant arasında değişiyordu davetler. 5 ile 7 arasında fragment alıyordum hepsinden. Map yaparken de buradaki puana yer alıp normal buradaki shrine puanına veriyordum. Diğer puanlarsa genelde maplerdeki quantity arttırma, etki arttırma üzerine ama bunlar davetleri çok etkilemiyor. Sadece maplerdeki quantity etkiliyor. Bosslardan Conqueror map'i düşme, Synthesis, Shaper Elder map'i map düşme puanlarına verdim. Bunlardan da bayağı map geldi bu arada. Ben bayağı map kazandım. Hatta Cortex bile düşündüm. Bunları katmadım. Yani bunlar biraz daha şans işi. Seç düşmeyebilir. Size daha fazla düşebilir. Bunlar şans olduğu için katmadım. Normalde Cortex düşürdüm. Bir sürü Shaper map'i geri aldım. Elder Sirius map'leri falan geldi ama onları son profite eklemedim. Bu hatta ağacında bilmeniz gereken tek şey burada kuantite arttıranlar var. Maven daveti yaparken. Bunu aldığınızda Bunların etkisi %100'a katlanıyor. Yani %6 oluyor. Mev davetlerini yapacağınızda bu puana veriyorsunuz. Leon davetlerini yapmazken bu puanı geri alıyorsunuz. Tek bilmeniz gereken şey bu. Bir de bunları ekstradan verebilirsiniz. Onlar da çünkü map bossuna sayılıyor ve bu maplerden atıyor. Bu Shaper Guardian farmıyla alakalı bu şekilde. Eğer bossları hızlı kesebiliyorsanız yapmanızı tavsiye ederim. Hızlı hızlı mapte ilerleyebiliyorsanız özellikle gidip bosu direkt tek atıp tek atıp sonra davetini yapabilirsiniz. Getirisi güzel bir farmdır bu Shaper davetleri farmı. Şimdi ben Eldor'u farmlayacağım. Sonra Sirius'un gardiyanlarını farmlayacağım. Böyle böyle oyundaki bütün bossları bu build'de farmlayacağım. 2-3 gün içinde bu build'in rehberi gelecek. Şimdi bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz.